Yaşam Tadında Kısa Hikayeler kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu videomuzda Maruf-ı Kerhi Hazretlerinin Müslüman oluşuyla ilgili hikayesini dinleyeceksiniz. Hristiyan bir aileden gelen Maruf Kerhi'nin Müslüman oluşu, tasavvufta en meşhur hikayelerden biridir. Maruf bin Firuz, İranlı bir ailenin çocuğudur. Annesi ve babası Hristiyandır. Onun da kendileri gibi dindar bir Hristiyan olmasını çok isterler. Kardeşleriyle birlikte kilise mektebine gönderirler. Maruf farklı bir çocuktur. Mutidir ama öyle her anlatılana boyun eğmez ve gönlüne yatmayan şeyi kabullenmez. Nitekim baba, oğul, Ruhul Kudüs üçlemesini içine sindiremez. Bu konu üzerinde çok düşünür ve sorduğu sorularla rahibi bunaltmaktadır. Aldığı cevaplar yeni izahlara muhtaçtır ve sadece sorularını çoğaltır. Rahip bu çocuğun karşısında izahlarının basit, mantığının sığ kaldığını hisseder. Disiplini sağlamak için onu konuşmaktan men eder. Ama zeki çocuk ne yapar yapar sözü mevzuya getirir. Rahibe göre tek çözüm kalır: dayak. O da öyle yapar. Maruf'u ibret-i alem için falakaya çeker. Yoruluncaya kadar döver. Şimdi Maruf'u evde yeni sıkıntılar bekliyordur. Zira babası gibi saf insanlar bir rahibe kafa tutabileceğini düşünemez ve böyle bir cürmü işleyeni affetmezler. O diyardan gider olur. Maruf bir an kendini çok yalnız hisseder. Alır başını, uzaklara gider. O devirde yokluk, kıtlık vardır. Hayat herkes için zor ama evini terk eden için ve çocuksa daha da zordur. Niye öyle yapar bilinmez. Küfeye yönelir. Hava sıcak, yollar dikenli ve taşlıdır. Elbiseleri ipliklenir, çarıkları parçalanır. O yıllarda yolcular mescitlerde mola verirler. Hem namaz kılar hem bir miktar dinlenirler. Müslümanlar yolcu duasının makbul olduğuna inanır, misafirlere ekmek, şerbet ya da meyve ikram ederler. Sofralarına oturanlara meşreplerini ve mezheplerini sormazlar. Kim olsa koluna girer, lütfen buyurun derler. Bu karşılıksız hizmet Maruf'u çok etkiler. Artık sadece mescitlere sokulur. Kah hasır üstünde uyur, kah sofralarına oturur. Küçük çocuk yorucu bir yolculuktan sonra küfeye varır. Yine gözüne kestirdiği bir mescide yaklaşır. Şadırvanda elini yüzünü yıkar. Artık bitmiştir. Eğer içeride bir kuytu bulabilir ve azıcık kestirebilirse kendisini iyi hissedecektir. Sessizce gidip bir köşeye çekilir. O sıra sevimli bir zat talebeleriyle ders yapmaktadır. Nur yüzlü alim sanki kendisini anlatır. Kim Allah'tan yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Ama kim Allah'ı Celle Celalü arzular ve ona koşarsa Rabbimiz onu rahmetiyle karşılar der. Bu sözler Maruf'a çok tesir eder. Nasıl etmesin ki? Bunu söyleyen o zat velilerin önderinden İbn-i Semmak Hazretleri'dir. Maruf çekildiği kuytuda için için ağlamaya başlar. Ya Rabbi der, sen beni benden iyi biliyorsun. Sana kavuşturacak yol neyse onu nasip eyle. İşte tam o sırada İbn-i Semmak Hazretleri susar. Ortalıkta uzunca sayılacak bir sessizlik olur. Mübarek birden etrafına bakınır ve İran'dan gelen genç de kim diye sorar. Cemaat dönüp Maruf'a bakar. Maruf ayağa kalkar. İbn-i Semmak merhaba der. Merhaba ey Rabbini arayan. Merhaba ey Allah'ın muhabbetine mazhar olan. Kucaklaşmaları o kadar hislidir ki Maruf da büyük velide ağlar. İbn-i Semmak çocuğu bağrına basar ve sen
rahibe ve babana aldırma der. Dua et. Dua et ki onlar da kurtulsunlar. Maruf hayretler içerisindedir. Çünkü başından geçenleri kimseye söylememiştir. İbn-i Semmak onun elinden tutar, Ehl-i Beyt'in büyüklerinden İmam-ı Ali Rıza'nın yanına götürür. Efendimizin nurlu torununu görünce zerre kadar acabası kalmaz. Bütün tereddütleri eriyip gider. Büyük bir teslimiyet ve tarifsiz bir aşkla kelime-i şehadet söyler. Sevgili dostlar, Maruf Küfe'de ciddi bir eğitimden geçer. İmam-ı Ali Rıza'nın çocuklarıyla birlikte büyüdüğü için aileden sayılır. İmam-ı Ali Rıza o nesep bakımından değilse de huy ve muhabbet bakımından Ehl-i Beyt'tendir. Nasıl ki ceddimiz Selman-ı Farisi'yi ihlak edip Ehl-i Beyt'ten saydı, Maruf da bizdendir der. Allahu Teala bazı kullarını seçer ve sever. Onların üstüne Nisan yağmuru gibi nimet yağdırır ki Maruf bunlardan biridir. Nitekim bir zaman sonra Davud-i Tayi gibi bir velinin dizi dibine oturur. Gökler duvak duvak açılır. Hallere ve sırlara kavuşur. Maruf-u Kerhi yıllar sonra memleketine döner. Köyleri yine bakımsız, yolları yine tozludur. Evleri daha bir virandır. Annesi, babası onu hasretle kucaklar. Kardeşleri etrafına toplanır. Onu fazla üzmezler ve topyekün Müslüman olurlar. Mahruf-i Kerhi rahibi de ziyaret eder. Oldukça yaşlanmış adam pişmandır, mahcuptur. Mahrup, özre ne gerek buyurur. Sen bana yap, sen bana yaptığın iyiliğin büyüğünü bilir misin der. Neticede hepsi iman eder. 40 yıllık rahip sarar sarığını, mihraba geçer. Maruf-i Kerhi bir zaman sonra Bağdat velileri arasında zikredilir ki Zekeriya bin Yahya ve Sırrî-i Sekati gibi zirveleri o yetiştirir. Ahmet bin Hanbel gibi bir müçhedit bile bazı meseleleri ona getirir. Onun yanında diz çöker ve edebinden sesi zor işitilir. Bağdatlılar onu çok sever. Zira o Allah'ın izniyle öldükten sonra bile feyz ve nasihat veren 4 veliden biri olur. Diğerleri Ahmet bin Hanbel, Bişri Hafi ve Masur İbn Ammar'dır. Mesela Sırrî-i Sekati Hazretleri onun kabrine sıkça giderler. Elbette Allahu Teala'dan ister ama onun hatırını vesile eder.